İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün de bir hatıratımıza değinelim. Hep Çoban Çeşme Lisesi ağırlıklı olarak anlattık. Bugün de Muş Lisesi'ndeki öğrenciler, hocam bizim de anımız yok mu diyorlar. Onunla da ilgili tabii olmaz mı? Çok yani. Her gün bir anıdır zaten. Tabii benim hafızamda yer eden olaylar, böyle hep istisnai olaylar. Günlük ders anlatımının dışında. Bunlardan bir tanesi şöyle cereyan ediyor. 9. sınıflardayız. 9. sınıflarda bir kız öğrencim var. Fizikli bir kız. Ve çalışkan bir kız. Sınıfın en yüksek notunu alıyor. Ya birinci olur ya ikinci olur. Yani genelde de birinci olur. Şimdi bu çocuğun ismini hatırlayamıyorum ama enteresan bir ismi vardı. Yani böyle M harfiyle başlıyordu ama tabii yıl 2010 veya 2011 senesinden bahsediyoruz. Bizgin miydi? Böyle bir ismi vardı. Doğuda da pek nadir rastlanan bir isimdi. Tam hatırlamıyorum tabii çocuğun ismini. Hani klasiktir. Yazılı zamanları ne kadar sınıfın uyanıkları, haylazları varsa artık benzer sıfatla donatabilirsiniz. Yazılı zamanı çalışkan öğrencilerin yanına otururlar. Yanına yaklaşırlar. Tabii Mizgin'de sınıfın en çalışkanı. Tabii biz de fizik öğretmeniyiz. Yemiyoruz tabii. Her zaman yazılılarda bütün öğrencilerin bilir ki yazılı kağıtların üzerine numara koymadığın istisnai durumdur. Ve kim kimin yanında, arkasının önünde kim oturuyor mutlaka oraya not ederim. Tabii konumuz bununla ilgili değil. Galiba Muş Lisesi'nin 3. katındaydık. Bir laboratuvar yapmıştık uyduruk bir sınıftan. Öyle profesyonel bir laboratuvar falan değil. Yani bir sınıftan perdeler çekmiştik. İşte projeksiyon cihazımızla görsel ders anlatıyorduk. Bir de eldeki imkanlarla birkaç deney yapıyorduk. Yine bir dersteyim. Sırada iki kız bir çocuk oturuyor. Şimdi iki tane kız öğrenci yan yana oturuyor. Bir de yanlarında bir çocuk var. İsmi Ümit. Ümit de seviyoruz yani ama biraz fizikli o da. Hatta biraz haylaz. Bir hafta 10 gün evvelinden bir elinde bıçak yakalatma olayı olmuş. Artık Zeki hocam mı yakalamış, başkası mı yakalamış bilmiyorum. Böyle bir bıçak hadisesi, okulda bir kavga mı? Bizim meşhurdur. Muş Lisesi'nde, Muş'ta şöyle bir olay vardır. Muş'un kale tarafı dediğimiz yüksek kesimdeki bulunan mahallesi Murat Mahallesi. Murat Mahallesi ile bir de oranın büyük bir beldesi var. Kızılağaç beldesi. Hemen hemen her hafta bir Murat Mahallesi, Kızılağaç beldesi öğrenciler arasında bir gerilim, bir kavga olur. Hatta bazen Kızılağaçlar otobüsle, büyük İETT otobüslerine benzeyen otobüsleri vardı. Köyden takviye getirirler. Yani o boyutta. Şimdi Ümit de o mevzusu olmuş. Fakat şöyle bir durum var. Bir sırada iki kız oturduğu zaman sıra doluyor zaten. Üçüncü erkeğe de gel. Yani benim kadar fizikleri var. Hani belli yaştan sonra. Şöyle oluyor. Kızın birisi ortada oturuyor. Bir kız Ümit dış tarafta oturuyor. Ama dış tarafta oturanların bir taraflarının yarısı hep dışarıda kalıyor. Ders anlatıyorum. Bir iki kikirdimi. Bir bakıyorum derste ilgileri yok. Artık kendi aralarında şaklabanlığa kadar götürüyorlar. Sonra kızdım ben bunlara. Dedim, kızım dedim ya bu adam sizin yanınızda niye oturuyor? Yani nasıl oluyor bu iş? Ya burası İstanbul'da olan benim, sosyete olan benim. Siz Muşlusunuz, bu iş nasıl oluyor? Hatta bana dedi ki kız, ya hocam ne var bunda abartıyorsun falan. Yani bize verdiği cevaplar da sanki böyle olgun, otoriter bir insan gibi. Neyse. Ayırdım ben onları. Gürültü yapıyorlardı. Ümit'i bir taraf aldım. Kızlar mevcut yerlerinde kaldılar. Dersimizi anlattık. Yani burada bir şey yok. Bir hafta ya geçti ya geçmedi. Öğretmen odasında oturuyorum. Öğretmen odası da dolu. Belki bizim Mehmet Hoca hatırlar. Mehmet Çelik Hoca biyoloji. Ona da selam olsun. Bize Facebook açtırdı. Dedi abi normal telefonda daha masraflı oluyor mesajlar falan. Gel sana Facebook kuralım. O gün bugündür başımız dertten kurtulmuyor sosyal medyayla ilgili. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyaya
kısıtlama ile girişim başlatmış. Bence çok yerinde bir karar. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, ne kadar ahlaksız adam varsa fütursuzca, ya küfür etmek dışında bir meziyetleri yok. Bir fikir söylersin, katılır katılmazsın. Yani şu olabilir, yani işçidir, verilen zamdan tatmin olmamıştır, yöneticiye söyleyebilir. Yani eleştirebilir, kızgınlıkla söyleyebilir, ağzından kaçar. Ama bu adamların mesleği sabahtan akşama kadar ona buna küfür etmek. Yani siyasi görüşü de önemli değil. Bugün A partisine geçiyorlar, B'ye sövüyorlar. 10 sene sonra B'ye geçiyorlar, A'ya sövüyorlar. Hayatları bu şekilde devam ediyor. Benim bir tane Facebook'um var. Bir tane daha var ama onun ben şifresini unuttum. Öyle duruyor. Kaç senedir hiç ellemedim. Fotoğrafım var zaten. Hani gizli saklı bir şey değil. Bu konu gelmişken, yani bu kararı ben yerinde buluyorum. Yani insan ismi, benim adım soyadım açık yazıyor. Resmim orada, cismim orada. 10 sene geriye, 12 sene geriye kadar gidebiliriz. Şimdi adam bir profil açıyor. Ne ismi var, ne cismi var. Böyle bir rumuz kullanıyor. Ondan sonra onunla orada her türlü pislik yapıyor. Yani düzgün adam, Müslüman adam kimliğini de, cismini de, resmini de, ismini de açık yapar. Bir şey yaparsın, sonunda arkasında durursun. Neyse, bu yerinde bir karar. İnşallah hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kendisini katılıyorum, yani destekliyorum. TC numarasız hiç kimse sosyal medya falan açmasın. Onu bunu tehdit ediyor, ona buna küfür ediyor. Herkes birbirinin psikolojisini bozuyor. Terbiyesizliğinde lüzum yok. Konumuza gelelim. Öğretmen odasına oturuyorum. Bir kadın geldi, böyle gerilimli, stresli içeri girdi. Hocam dedi, diğer hocalara söylüyor. Benim kızımı diyor, rahatsız ediyorlar. Cep telefonuyla mesaj atıyorlarmış, işte rahatsızlık veriyorlarmış kızına. Sonra baktım bayan hocalar falan böyle kapının orada, kadın, hepimiz yuvarlak masada oturuyoruz. Dedim abla senin kızın kim? Dedi işte hatırlayamıyorum ismini, karıştırmak istemiyorum. İşte atıyorum Mizgin dedi. Dedim abla senin kızını kimse rahatsız etmiyor. Senin kızın aranıyordu, buldu belasını. Bak şimdi senle biz bunu temizlemeye çalışacağız. Kadının rengi falan gitti. Bizimki de kapıdan kafasını uzatmış, dinliyor. O da suçunu biliyor, o da boynunu büktü. Dedim abla geçen hafta böyle böyle oldu. İki tane kız öğrenci yanlarına erkek öğrenci almışlar. Yan yana dedim. Normalde o sıraya mümkün değil. İki kişi ancak sığıyor. Üçüncü adam nasıl sığacak? Ne mesafe var ne bir şey var. Kadın dedi ki hocam dedi. Bizde öyle bir şey olur mu dedi. Ya biz dedi. Bizim aile yapımız belli. Bizim çocuğumuzun, kızımızın yanına dedi abisinin oturmasına izin vermeyiz biz. Nasıl böyle bir şey olur? Dedim senin kızın, ben uyardım. Bir de bana böyle söyledi. Ne var bunda hocam? Ne sıkıntı var ki? Niye dert ediyorsunuz falan diye. Bak elin oğlu dışarıdaki gördü. Buradan okuldan çıktıktan sonra da bu huylar, yaklaşımlar devam edecek. Başka çakallar da bunu gördü. Ellere var, bize yok mu dedi. Sen dedim kızına sahip çık, millete de bahane bulma. Ondan sonra ne yaptılar bilmiyorum. Böyle de bir anım var. Tabii gençler bunları bilmiyorlar ama hiç kimse aranmazsa, yani başınıza bir iş gelirse kendinize bir öz eleştiri yapın. Deyin ki ya bu neden benim başıma geldi de Ahmet'in, Ayşe'nin, Aslı'nın, Ömer'in başına gelmedi, neden benim başıma geldi derseniz, her suçta, her kavgada hiçbir taraf %100 haklı değildir. Bir tarafta az da olsa trafik kazası gibi düşünün. İki taraftan, ikisinde de kusur vardır ama birinde %1 vardır, birinde %99 vardır. Genelde böyledir. Tabii sizler de büyüyorsunuz artık, bu videoyu seyredenler, bizim eski öğrencilerimiz, komşularımız, çocuklarınıza bu çerçevede sahip çıkın. Teşekkür ediyorum. Umut biraz